Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl üçüncü kez düzenlenen kan bağışı kampanyasına çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi uzman doktoru Ajda Turhan tarafından yapılan seminerle başladı. Ege Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'nden geliyoruz. Ege Meslek Yüksekokulu'nda, Ege Meslek Yüksekokulu'ndaki hocalarımızın önderliğinde Hastanemiz Kan Merkezi işbirliğinde bir kan bağış faaliyeti düzenleyeceğiz. Bu Ege Meslek Yüksekokulu'nda dördüncü faaliyetimiz olacak. Ege Meslek Yüksekokulu bu konuda son derece duyarlı ve gönüllü kan bağışını destekleyen bir bölüm. Bugün de iyi bir faaliyet olacağını düşünüyorum, verimli bir faaliyet olacağını. Seminerin ardından kan bağışına geçildi. Dört aşamadan oluşan kan alma işleminde ilk işlem gönüllülerin form doldurmasından oluşuyor. İkinci aşamada ise tansiyon ölçümü ve gönüllülere kişisel soruların yöneltilmesinden oluşuyor. Sorulan soruların ardından kan vermesinde sakınca olmayan kişilerin parmak ucundan kan alınarak hemoglobin değeri ölçülüyor. Hemoglobin değeri 13.5'ten yüksek olanlar kan verme işlemine geçiyor. Kan verme işleminde 4 ve son işlemse kan verme işlemi. En önemlisi güvenli kan almak. Yani bu işlem, kan alma işlemi böyle bu süreç içerisinde devam ediyor öyle mi? Evet. Daha sonra tamamlandığında işlemi sonlandıracağız. Verici dinlenecek bir süre. Sonra sağlıklı bir şekilde kalkıp normal günlük yaşantısına devam edebilir. Kan verme işlemi sırasında hastaya klasik müzik dinletilerek rahatlaması sağlanıyor. Ege Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Programı öğretim görevlisi Mustafa Berkan Selek, katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Ege Üniversitesi Kan Merkezi ve Kızılay'la birlikte gerçekleştirdiğimiz artık geleneksel hale gelen bu kan kampanyasında bir hafta boyunca öğrencilerimize öncelikle bir 20 dakikalık bilgi verilerek sağlıklı kan bağışı hakkında, arkasından da gönüllü öğrencilerimizden kan bağışı topluyoruz. Bu konuda bize Ege Üniversitesi Kan Merkezi ve Kızılay destek veriyor. Bunlarla işbirliği içindeyiz. Bir hafta boyunca yaklaşık 400 öğrenciden kan topluyoruz. Bu 400 öğrenci ile yaklaşık 1200 kişinin kan ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bir kandan 3 ürün çıkıyor. Biz üçüncüsü ne yapıyoruz bu kan kampanyasının? Yaklaşık 1200 kişi, yani yaklaşık 3600 hastanın kan ihtiyacı böylece karşılandığını bilmek bizi mutlu ediyor. Bu hafta boyunca cuma gününe kadar kan kampanyası sürecek. Sabah saat 8.30'dan akşam saat 8.30'a kadar özveriyle arkadaşlar çalışıyorlar. Ve bu kampanya Ege Üniversitesi'ni ve Ege Meslek Yüksekokulu adına sürdürüyoruz.